Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz abiler, kardeşler, bugün bu 32. sözün ikinci mevkifinin 5. remzini okumayı niyet ettik. Bu derste bir sual ve cevap var. Ondan sonra o istikamette, yani yaşadığımız dünya hayatı, onun mukabili ahiret hayatı, malum ya. Yani iki dünya var. Bir dünya, bir de ahiret, değil mi? İki alem var yani. Şimdi biz şehadet alemindeyiz. Öyle değil mi? Alem-i ahiret, gayb alemleri bizim için daha gayb, ama onlar da hazırmış yani. Öyle değil mi? Cennette elan mevcut, cehennemde mevcut. Onlar dünyada da zaten emareleri, numuneleri, tatları var, değil mi? Yani hepsinin alametleri, işaretleri var. Bir de Kur'an'ımız ve onun tercümanı olan Risale-i Nur, bir de bize dünya hayatının mahiyetini, dünya niye için gönderildik, esas dünyanın kaç tane yüzü var, cephesi, ciheti var yani, bunları bize ders veriyor. Bu hakikaten çok manidar bir şey. Risale-i Nur'da çünkü bu iş çok böyle üzerinde duruluyor. Şimdi biz mesela ümmet-i Muhammed ehl-i iman olarak dünyanın fena ve fani yüzünü daha çok görüyoruz. Bunalınca, sıkılınca da ondan dolayı böyle, yani sanki böyle niye geldik bu dünyaya, işte nefret ifadeler böyle vesaire, değil mi? Yani üçüncü cihetine biraz hani böyle fazla yükleniyoruz. Biraz herhalde kantarın topunu kaçırıyoruz gibi yani. O bakımdan Risale-i Nur muazene yani. Her bir şeyin hakkını veriyor. Bu cihetten böyle bu dersi muhatap olalım Allah rızası için. Yani o niyetle biraz da bunu açtım yani. Çünkü insan malının kıymetini bilirse, değil mi? Çarçur etmez yani. Yani elimizdeki bir ömrümüz var, bir de yaşadığımız dünya var. Değil mi? Bir de sonuna gelmişiz yani. Bu sonumunu deyip durmamızın sebebi şu. Geçen bir hutbe okuttu bir diyanette. Ahir zaman diyor, peygamberimizle başladı. Çok manidar, güzel bir şey ifade, değil mi? Ahir zaman ne zaman başladı? Ahir zaman peygamberiyle başladı. Öyle değil mi? Ve bu bir belli işte yani, aşağı yukarı peygamberimizin beyan ettiği gibi. Bu ucu açık bir şey değil. Ahir zamanın biz uzun bir devresi var diyor üstad. Biz bir safhasındayız diyor. Bak çok manidar. Uzun bir devresi var. Biz onun bir safhasındayız. Yani anlaşılan yol haritası bellidir yani. Burada hiç böyle, değil mi, hayali vehmi şeylere lüzum yok. Yani her bir şeyin bir yol haritası var, değil mi Ömer Faruklu yani? Bu, yani bu işin Allah'ın da bir takdiri var, tayini var. Kader budur işte. Dünyanın da bir kaderi var. Öyle değil mi? Her şeyin bir kaderi yok mu? Bir miktarı var yani. Bunun da kaderi, bu manidar bir şey yani. Onun için şu dersi o niyette dinleyelim Allah rızası için. Yani bak, çünkü önümüzdeki nimetin kadrini bilmek adına belki faydası olur diye. Bismillahirrahmanirrahim. 5 noktadır 5. remiz. 1. nokta, ehl-i dalaletin vekili der ki, ehl-i dalaletin vekili. Yani sapmış, sapıtmış. O yani bir bahane arıyor. Yani itiraz edecek bir delik arıyor. Şöyle bir şeyden girmeye çalışıyor. Ehadisinizde, hadislerde dünya telin edilmiş, telin. Yani lanetlenmiş yani, değil mi? Lanetlik diyoruz ya. Telin edilmiş. Cife ismiyle yad edilmiş, cife. Eddünya cifetün hadisinin tabii. Bak devamını da almamış yani. Çok manidar bir şey hadisin şeyinde var. Bak cife ismiyle ne yapılmış? Yad edilmiş, cife. Her kötülüğün karnı, anası, pislik yeri yani o manada. Böyle bir şeyde ifadeyle Peygamberimiz tavsif etmiş yani Aleyhisselatü Vesselam. Hem bütün ehli velayet ve ehli tarik, ehli hakikat, bütün ehli velayet ve ehli hakikat, yani Allah'ın has velileri, Allah'a yakın olan zatlar ve yani işin gerçeğine ulaşanlar, işin her şeyin aslını, esasını bilenler, öğrenenler dünyayı tahkir ediyorlar. Bir de tahkir ediyor, hakir görüyor, tahkir ediyorlar. Fenadır, pistir diyorlar. Böyle, değil mi? Onların beyanları da var anlaşılan.
Halbuki sen, yani muhatap üstadın kendisi değil mi? Halbuki sen bütün kemalat-ı ilahiye medar ve hüccet onu gösteriyorsun. Bütün kemalat-ı ilahiyeye medar ve hüccet. Yani Cenab-ı Hakk'ın kemal sıfatlarını anlaşılan değil mi? Zuhuruna, tezahürüne yani sergilenmesine, herkesin de bunu anlamasına, daha doğrusu Rabbimizin dört başı mamur tanınmasına yani öyle mi? Yani marifetullah'ta terakki etmemiz için mutlaka dünya gibi bir şey lazımmış, meşer lazımmış yani. Değil mi? Kemalat-ı ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın kemal sıfatları var. Değil mi? Zatında kamil zaten. Ama bunun da bir değil mi? sergi yeri olacak, bir temaşa yeri olacak. Değil mi? Biz de onu izleyeceğiz yani. Dolayısıyla buna medar, aynı zamanda hüccet. Bir de hüccet imiş aynı zamanda. Yani Cenab-ı Hak kainat delil yapıyor, hüccet yapıyor. Öyle mi? Yani neye delil yapıyor? Kendi varlığına, birliğine, bütün isim ve sıfatlarına hüccet. Yani Rabbimiz bize tarif eden üç marif vardır. Hani dersinden herhalde düşünürsek. Değil mi? Birisi kitab-ı kainat diyor. Bu hüccettir yani. Neyin hüccetidir? Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz ya. Onun hüccetidir işte. Yani Allah'ın birliğini, varlığını, yarattığı mevcudatla zaten görüyoruz. Bil müşahede. Bil müşahede ne demek yani? Görmediğine inanma diyor. Yani görerek, göstererek, tanıttırarak, bildirerek kendisini. Yani bil fiil böyle değil mi? Yani nazari değil. Tatbiki. Bu öyle olunca sonra hüccet oluyor yani. Hem Allah'ın varlığının hücceti, hem ahiretin hücceti. Öyle değil mi? Bir yüzü tevhid, bir yüzü haşir diyor. Mesela dünya olunca, dünyayı baharı görünce tamam bu ahiretin hüccetidir dersin. Gözün kapalı, vallahi bas üstüne değil mi? Değil mi? Baharı gördükten sonra daha cennetin ahireti, haşri, mahşeri inkar etmek diyor kafasızlık yani. Değil mi? Bu kadar delil, bu kadar hüccet gördükten sonra. Yani öyle değil mi? Yani da şahit yani. Onun için şahadet getirirken ne diyoruz? Alemi delil yapıyoruz. Rabbimiz de öyle istiyor bizim. Böyle yani delil ve hüccet imiş aynı zamanda. Sen bir de ondan delil ve hüccet gösterdiğin gibi bir de ondan aşikane bahsediyorsun diyor. Aşikane. Aşk. Yani anlaşılıyor. Muhabbetin şiddetisi. E değil mi? O kadar seviyorsun yaradılanı yaradandan ötürü. Değil mi? Yani hem de aşikane yani. Değil mi? Yaratılanı seviyoruz. Hani üstad bir diyor yani bir elbiseyi fahireyi birisi gelirse diyor sana onunla çok güzelleşsen. Halk sana çok güzelsin dese o mağruruna evet var mı benim gibi desen olmaz. Nerede güzellik deyip inkar etsen o da olmaz. Peki ne demeli? Evet ben güzelleştim. Bir güzellik var. Güzellik libasındır. Dolayısıyla bu libası bana giydirenindir. Yani bir güzellik var alemde. Onun için aşık oluyorlar diyor ya. Perestiş ediyorlar diyor daha da ileri. Öyle değil mi abi? Niçin perestiş ediyorlar diyor. Ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar bu dünyanın güzelliğine bir kere perestiş ediyor. O da yani ahireti şey yaptı. Bir de Rabbimiz muhabbetullah bahsinde o orada acayip bir şey söylüyor ki o da çok daha manidar. Yani değil mi? Sen diyor Hazreti Yusuf'u görsen yani bak derler parmağını sırırsın yani. Halbuki böyle acayip bir cümle orada ifade ediyor. İzninizle o yerinden okuyayım da. Yani cennetten öte yani aşık olunacak bir şey var. Ona da dikkat çekiyor. Diyor ki dünyanın bin sene hayatı mesudanesi. Dünyanın bin sene hayatı mesudanesi. Bir saatine değmeyen cennet hayatı. Ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat müşahadesine değmeyen bir kutsi münezzeh cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahadesi rü'yetidir ki onu Rabbimiz Cenab-ı Hak müşahede etmek, seyretmek ki Allah vaat etmiş. Peygamberimiz Miraç'ta seyretmiş. Bizim ümmeti Muhammed'e de vaat ediyor. Ben kendimi cennette seyrettireceğim diyor. Rü'yetidir ki hadisi katiyle ve Kur'an'ı nasıyla sabittir. Şimdi sonraki cümleye bak. Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın rü'yetine meraklı bir iştiyak.
meraklı bir iştiyak. Meraklı bir iştiyak. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak. Herkes vicdanen hisseder herhalde bir şey olur. Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın rüyetine iştiyaklı bir merak. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak. Herkes vicdanen hisseder. İşte bu. Meraklı iştiyak. Demek ki aşk buradan geliyor yani. Değil mi? Aynada diyor, değil mi? Bir parıltı görüyorsun. O ışığı diyor aynanın zatına verme. Değil mi? Aynanın bekasına aşık olma. Değil mi? Ayna diyor bak az üstünde yani. Değil mi? Aynada ışıklar parlar gider. Değil mi? Veyahut da diyor nehrin üzerinde kabarcıkların üzerindeki ışıkçıklar parlar gider. Bak şimdi sen onun o parlayıp gidene yani aynanın kendi beka onu baki zannederek ona aşık olursan vallahi ayna kırıldı mı, o ışık gitti mi senin de dünyan karar. Onun için dünyam yıkıldı, dünyam karardı. Şeyini çok işitirsiniz değil mi? Ne zorun var diyor üstad yani. Aynanın bekasına aşık oluyorsun. Başını kaldır gökteki güneşe bak. Değil mi? Aynaların değişmesi. Şaşayı cemalin cilvesini ne yapar diyor? Tazeleştirir ve güzelleştirir. Aynalar değiştikçe değil mi? İşin arkasında baki birisi var. O gidenler daimi birisinin şahitleridir aynı zamanda. Gidiyor ama arkalarından gelenler de aynı parlama görünüyor öyle değil mi? Demek ki o parlaklık nereden geliyorsa o daimidir. Burada sönüyor ama orada daimi yani. Arkasında yine parlayacak. Yani akılsız çocuklar gibi ağlama diyor. Değil mi? Akılsız çocuklar gibi ağlama yani. Bu kadar fazla oluyor diyor yani. Yani tabii ama bak bir aşk şeyi de var. Sen aşıkana bahsediyorsun anlaşılan değil mi? Yani şiddeti yoğun bir şekilde muhabbeti de yani layık yani. Evet. Hatta üstadımız ben sana aşık olmuşum tabirini biraz tadil ederek ifade ediyor ya Mevlid yazan Süleyman Efendi'nin diyor ya gördüğü haktır yani. Elbette bu ehli velayet olduğu için diyor. Elbette gördüğü bir hakikat var. Yani Cenab-ı Hak diyor kendi cemalini aynelerde müşahede ettiği için her cemal sahibi kendi cemalini görmek ister. Görünce de tabii ki kendi cemalini meftun oluyor yani. Zatında bizzati mahbub diyor ya. Onun maksadı, kastı bu diyor. Ama diyor tabii bu başka manalarda şeye getirdiği için en iyisi bu tabirle ne demeli diyor? Ben senden razı olmuşum demek daha münasip diyor yani. Ama bir de değil mi? Şiddeti bir yok yani muhabbetin şiddetisi var. Demek ki durum bu. Yani bu husus demek ki buna da layık. Şimdi cevap veriyor. Yani onlara öyle diyor. Sen ise hayır. Bütün kemaletin medar. Allah'ın kemal sıfatlarına medar ve hüccet. Dünyayı gösteriyorsun. Dünyada olup biten ne varsa onun şahididir. Hem de aşık hanımdan bahsediyorsun. El cevap. Dünyanın üç yüzü var diyor. Dünyanın üç tane yüzü varmış. Üç cephesi, üç ciheti. Üç yönden bakmak lazımmış. Öyle mi? Üç yüzü var. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Esmasına. Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Nakışlarını. Onların nukuşunu gösterir. Manayı harfiyle onlara aynadarlık eder. Manayı harfi. Aşina olduğumuz bir tabir bu değil mi? Yani manayı harfiyle bakmak lazım diyoruz. Değil mi mevcudata? Yani Allah hesabına bakmak lazım. Peki karşı zıddı nedir? Manayı ismiyle bakmak. Yani müstakil. Ağa nazarıyla diyor. Allah'tan yani kopararak yani ona nispet etmeden, onunla münasebetini kurmadan bakınca diyor. O zaman bu bakmak pek şey olmuyor yani. Bu ilim olmuyor diyor. Yani değil mi? Esas olan onun sanatkarıyla münasebetini kurmak yani. Değil mi? Yani esas sanatkarının nispetini kesince oradaki ışıklar karanlığa gömülür diyor. Hatırladınız mı? 23. sözde birinci noktada hani bir temsil veriyor ya. Pek eski hünerver bir sanatkara nispet ederek o sanatla yad edilse bir tablo diyor. Baha biçilmez. Ama onun diyor imzası silinse veya ona nispet etmeden baksan o zaman diyor çok basit duruma düşer yani değil mi? Kaba demirciler çarşısında adi bir demir ama içindeki sanat. Bak
Yani o sanat onu kıymetlendiriyor yani. Biz de öyle, her şey öyle. Değil mi? Yani kıymetli oluyoruz. Çünkü Esma-i İlahiye bizde tecelli ediyor. Onun nukuşunu gösteriyoruz. Her bir şey. Bu manada tabii ne kadar tecelliyata mazhar olmuşsa o kadar kıymetli oluyor. Değil mi? Yani o, mesela diyor üstad burada diyelim ki bir kısım mevcudat var ki diyelim ki bir çiçek diyor. 20 tane bir çiçek gömlek gibi giydirmiş Cenab-ı Hak isimlerini. Mesela diyor 7 sayfada 20 tane esma var diyor. Mesela bir zaman okumuştuk ya ne demek yani onun nukuşu deyince şurada ama bir çiçek var bu naylon değil hakikisi bak. Burada ne diyor? 3 isim birden nazara çarpar burada. Değil mi? Okutturuyor bak. Ne okutturuyor? Mana harfiyle bakınca ya musavvir okutturuyor yani diyor. Ne güzel ona bir şekil ve suret vermiş. Ya mukaddir okutturuyor. Değil mi? Umum şekil ve suretten bir de miktar tayin etmiş. Bir de yerli yerine koymuş mesela. O bak o zaman ya munazzım isimlerini yad eder okutturur diyor. Böyle kademe kademe geliyor. 20 tane ismi biliyorsunuz. 3. mevkıfta sayıyor 32 sözler. Ama insan olan bir insana bak diyor. Nasıl bütün Esma-i Hüsna yazılıdır ve cephesinde okunuyor diyor. Acayip bir şey değil mi? Yoğunlaşmış ya. Nasıl kainata tecelli eden bütün isim ve sıfatlar bir insanın mahiyetine ne yapmış? Odaklaşmış, yoğunlaşmış, temerküz etmiş Risale-i Nur'un tabiriyle. Ne yapmış? Orada onun için öyle cami, öyle parlak bir ayna ki bu parlaklıktan dolayı diyor Besmele'nin sırlarında İnnallâhe halakal insan ala sureti rahman hadisi şerifini tefsir ederken şu simayı maddi veçiye tabir etti. Yani şu insanın suratını diyelim. Yani şu simasına öyle Allah'ın isim ve sıfatları yoğunlaşmış ki erbabı okuyor tabii mana harfine bakınca 70'ten ziyade ehlullah esma okumuş diyor. Birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren böyle 70 cillolar diyor yani. Onun için diyor o parlaklığına binaen, o vuzuhu delaletine kemali münasebetine binaen öyle acayip tabirler var ki vuzuhu delalet ve kemali münasebet diyor yani. Bunları biraz şey yapsak ne kadar böyle yoğun, muazzam böyle yüklü ifadeler değil mi? Vuzuhu delalet. O kadar vazı ve net delil ki değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın hem ehadiyetine hem bütün isim ve sıfatlarına, kemal sıfatlarına ondan dolayı diyor bu parlak ayine aşık olmuşlar ve Allah'tan başka bir şey göremiyoruz demişler diyor. Aşk, değil mi? Aşk-ı ilahi yani manasında. Allah'tan başka bir şey göremiyoruz demişler. Bak acip bir şey. Demek ki bu kainatı da var, küre-i arzda da var, insanda da var, birbirinin numunesini gösteren 3 sikki adiyet var diyor. Bunlar hep Risale-i Nur'un yani yüksek tabirleri değil mi? Bari hiç olmasa kulü Allah'u ahad okurken bunları da hatırlayalım değil mi? İşte ehad öyle bir şeymiş. Yani Cenab-ı Hak evet bu aşka layıkmış. Demek ki bu Esma-i İlahi gösterdiği için mesela buradan bir cümle okuyayım ki bak mesela Risale-i Nur'da ne diyor? Yani yüzler yerde var da 22. sözde 22. sözün ikinci lemasında diyor ki başlangıç cümle bak şu kainat bostanına şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yıldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Bak, bir daha okuyayım. Bak şu kainat bostanına, şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yıldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Güzellerin ne diyor devamı? Bir vecize var ya, ne diyor? Güzellerin güzel yüzünde güzelliği yaratan değil mi? O güzelliğe neyi yaratır? Değil mi? Aynadar aşık. Dellal mütefekkir. Peygamberimizi tavsif ederken bu ünvanlarla onu yad ediyor. Değil mi? Aynadar aşık. Değil mi? Dellal mütefekkir. Nazır müşahit. Böyle acayip. Yani aslında hep aşık olduğumuz şeyler de yani o kelimelere bazı şey yapmayalım. Değil mi yani? Yani bak acayip yani. Yani nezaret ediyor ama müşahede ediyor. Değil mi? Zaten Kur'an bunları emretmiyor mu? Bakmazlar mı gökyüzüne, bakın arza, bakın değil mi? Yani artık nazara dikkati öyle şeylere çeviriyor ki. Emir var işte. Fenzur diyor bak mesela bazı yerde gayet açık. Değil mi hafız kardeş? Fenzur herkes az çok anlar değil mi? Nazaret. Öyle değil mi?
Nazaret. Ya bak diyor. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Değil mi? Gökyüzüne bak, yeryüzüne bak. Bak bak yani. Velhasıl demek ki bu artık her bir derste bunu böyle serpiştirmiş ki. Demek ki kainat baştan başa üstadın tabiriyle, özetle bir cümle huzurunuza getirelim. Ben diyor bu kainatı, şu mevcudatı baştan başa mücessem bir cam parçası gibi gördüm. Ayna gördüm diyor. Parçacıklardan müteşekkil. Hani mesela kırılmış bir aynada ışık daha bir acayip gördüm değil mi? Yani mesela diyor karın diyor şişecikleri diyor. Biliyorsunuz hep kristal yapıları her bir kar tanecinin farklıymış. Biliyorsunuz böyle bilhassa sabah kar böyle iyice şey yapıp güneş de böyle göz kamaştırıcı bir şekilde şey yapınca böyle ona vurunca bir acayip olur değil mi? Yani böyle bir denizde şey yapmış gibi böyle. Bak onu üstad böyle umileştiriyor. Yani diyor sadece parlak deyince böyle camın parçaları falan onlar temsil diyor. Esas toprağın zerrecikleri diyor daha mücessem bir şey olmuş. Allah Allah nasıl mücessem ya? Toprak kesif kardeşim. Niye yani toprak nasıl bir aynı oluyor ki? Biraz şey yapın yani kafanızı bir zorlayın. Toprak çok daha parlak bir aynaymış. Duydunuz mu? Yanlış duymadınız değil mi? Toprak daha böyle parlak bir aynaymış. Neden parlak bir ayna diyor? Çünkü diyor o toprak var ya diyor aynanın sırlı yüzü gibi. Aynanın arkasında bir şey var ya. Yani o sırlı yüz olmasa ayna aynalık yapamaz yani. İşte toprak kesif ama diyor. O aynanın sırlı yüzü gibi. Allah'a bakan ciheti çok latif, çok şeffaf, çok daha net. Ve de diyor Allah'ın bin bir isminin tecelligahı toprak olmuş diyor. Onun için toprak, toprak toprak değil. Geçme sen topraktansın. Peygamberimiz topraktan. Secde Allah'a en yakın an toprağa yaklaşınca bak şey oluyorsun. Yani velhasıl toprak iyi bir hamur, bir mürekkep gibi yani. Nur okkası diyor. Bir yerde Mektubat-ı Samedaniye'nin yazıldığı ne gibi diyor? Bir nur okkası. Nur okkası. Yani anlaşılıyor ya. Cenab-ı Hak desti kudret, kalemi kudret de, kalemi kaderle çizdiği değil mi? O program üzerine onu diyor, o nakışlarını onda işliyor diyor yani. Acı bir şey yani. Bu manada yani Risale-i Nur'un kainat o zaman başkalarını boğan, başkalarını diyor şey yapan madde diyor benim ayağımı da ıslatamadı diyor. Madde ne deyince şu mevcudat madde yani değil mi? Materyalizme malzeme zannedilen o madde benim diyor ayağımı bile ıslatamadı. Ve Rabbimin şahitleri olarak gördüm diyor. Hiç boğulmadım diyor. Hepsinde ya, acayip bu asır için çok lazım bir şey değil mi? Ya bunu göz ardı edemeyiz diyor yani. Nasıl ederim yani? Onun o oyuncağını elinden almak lazım materyalistlerin. Öyle değil mi? Yani maddeyi tutmuş eline sanki bizim Allah'ımızın bu tatbikat sahasını, uygulama alanını kendinin malı zannediyor yani. Öyle şey olur mu? Ne yapmak lazım? Onun oyuncağını elinden almak lazım. Anlaşılan Üstad Risale-i Nur onların oyuncağını elinden almış. Elhamdülillah. Benim Rabbimin mülkü diyor. Onu tarif ediyor. Değil mi? Onun mülkünde o söz söylerken başkalarının ne haddi var ki Fuzuliyan'a karışsın diyor. Yapan bilir, bilen konuşur diyor. Feyalil acep diyor bir başka derste. Nasıl köle efendisine ters düşer olur mu öyle şey diyor. İslamiyet fünunun diyor pederidir. Efendisidir diyor. İlimlerin şahı da iman ilmidir diyor. O da Allah'ı mevcudatla tanımaktır. Bitti. Değil mi? Eserle ustanın münasebetini kurmaktır. Bunun adı manevi harfidir. Velhasıl bu da böyle acayip yani. Elhamdülillah. Bir vecize vardı, şey vardı bu lemahta öyle hoş bir ifade. Nasıl diyor güzel bir adetle, şey güzel bir niyetle adetlerimiz olur ibadet. Hatırladınız değil mi? Güzel bir niyet ile bütün adetlerimiz olur ibadet. O gün bir tanesi böyle ısrarla sol ele geçiyor. Böyle şeyime gitti ya. Ya yalvararak yani gayet güzel bir ifade. Ya ne olur dedim beyefendi. Şunu sağ eline alıp içsen. Ufak bir yani hatırlatmak. Sen de aslında biliyorsun, kabul ediyorsun ama yani azıcık bir bak bir şey yani değişmiyor ki. Bu adettir işte. Yani bunu içeceksin. Ne olur bunu sağ elinde yapsan yani. Ve bunu yaparken de niyet bayalasa ve bu ibadet olsa zaten yiyip içeceksin. Zaten sağ bu iş için yani. Mesela değil mi? Bunu şuuren yapmakla o adet olur ibadet diyor. Bak onu oraya bırakıyor. Öyle de
tarzı nazar ile, yani bakış açısı bir değişsem, fünun-u ekvan, şu kainat fenleri olur mu arif-i ilahi? Lütfen şu cümleyi olduğu gibi şey yapalım. Fünun-u ekvan, yani kainat fenleri değil mi Abdurrahim? Ben burada en çok derslerini takip eden önümüzde müştak bir talebe var yani. Şimdi kardeş adam yani evvela diyor değil mi? Ne varsa diyor ki şey yapsın diyor yani. Fünun-u ekvan olur marifiye. Yani kainata ait bütün fenler, müsbet ilim dediğimiz pozitif ilimler, yani bütün kanuniyet şeklini kesbetmiş, yani kainattan süzülen gelen fenler, ilimler ne varsa, çünkü ilimle yapılmış ki ilim oradan damlıyor yani. İşte bunlar nazar darzı değişince, bakış açısı değişince fünun-u ekvan olur marif-i ilahi diyor. Tetkik dahi tefekkür olur diyor devamında. Ne olurmuş? Tetkik, ders çalışmak diyelim buna değil mi? Bal gibi tefekkür ibadeti yapmış olursun. Korkma yani. Cayır cayır çalış. Yani. Okul döneminde yani. Değil mi? Yunun-u ekvam olur marif-i ilahi. Tetkik, tefekkür oluyor. Ve tefekkeruna ve efela yakulun, efela yetefekkerun gibi ayetler mucibince sen ibadet yapmış oluyorsun. Hiç tereddüt etme. Yunun-u ekvam olur marif-i ilahi. Bak Risale-i Nur bu kanaldan gidince bütün ehli mektebe bir hitapta bulunuyor. Ya ehlel kitap, kitab-ı mürşidanesi diyor 25. sözde. Ya ehlel mektep manasını da tazammın ediyor. Öyle diyor değil mi? Ne yapıyormuş? Ey ehli mektep, ey fenler, ilimlerle meşgul olanlar. Bütün bu okuduğunuz fenlerde ulaştığınız bir netice var ya. Ne diyorsunuz? Güzel. Ne diyorsunuz? Nizamlı. Ne diyorsunuz? Kanun var. Doğru. Yani Ali'nin velinin adını takmakla durum değişmez yani. Kimin adıyla olursa olsun yani kanun var. Öyle mi? Kainatta yeknesak kanunlar var diyor yani. E bu kanunların arkasında kanun koyucusunu buldun mu? Değil mi? Tabiatta yani. Tabiat kanunları diye yad edilen, sünnetullah'ta dediğimiz o kanunların kanun koyucusuna ulaştın mı? O zaman sen o kanunları tetkik etmen ne olur? O sen ehli mektep olduğun için diyor. Zaten bir noktaya kadar geldin yani. Ne güzeldir diyorsun. Bir adım daha ileri git. Ne diyeceksin? Ne dememiz lazım? Ne güzel yapmış o mahi. Ne nasıl yapmış o sani. Değil mi? Böyle bir ifadeyle söylesen ne kadar nakş-ı nakkaş-ı ezel. Ne güzel onu tezyin etmiş gibi yani. İşi ortada bırakma diyor. Sonra ne zorun var da işi ortada bırakıyorsun diyor. Bir sanatkara vermek daha kolay değil mi? İlahi yani. Yani ispati kısmına girmeyelim. Yani ne sorun var meselesi de mühim değil mi yani? Ehli mektep elhamdülillah şu anda değil mi? Ne dedi bu en son bir hatime cümleyle bu işe son koymuş, son noktayı koymuş. Yani küfr-ü mutlak denen inkar-ı uluhiyet fikri beşer insanlıktan adeta bak tard edildi yani. Nasıl tard edildi? Var ya bir ifade. Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alem İslam'dan nefi ve ihracına sürülmesine ne diyor? Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiş. Ben 80'li yıllarda dönüm noktasını gördüm Allah'a şükür. 72-73'te üniversiteye girmiştik. Kıyasıya böyle biyolojide okuduğumuz için yani tam bu işin meydan muharebesinin cereyan ettiği bir döneme yetiştik yani Allah'a yani ilmi fikri olarak. Kimse kimsenin boğazını sıkarak değil yani. Yani doğru düzgün konuşarak şey yaparak binlerce şükür Allah'a binler yani o günlere kavuştuk. Baktım 1980'li yıllar adeta dönüm noktası oldu. Niye 80 diyorum az? Osman abi şu kabul eder misin? Hani bu Darwinizm bir bakıma yani rafa kaldırıldı değil mi? Bu 80'den sonra ve bir dinçerler gelince çok manidar bir adam şey yaptı yani yad edelim. Manidar bir vazife gördü. 200 kadar eski böyle ne kadar kaşarlanmış böyle şey varsa o ustaları çok savunan. Buyurun dedi beyler bir salonda topladı. Koyun ortaya bütün şeylerinizi. Ona mukabil 5-8 tane profesör de Allah razı olsun Nur talebesi de ona mukabil mesela Edip Kağ profesör. İşte onu iyi hatırlıyorum. Buyurun dedi. Bu bir ilmi mahfelde. Bu görüşülsün. Şey yapılsın. Bir hafta dışarı çıkmak yoktu. Çok manidar bir şey oldu yani. Arkadaşlar bunlar yani ama bu işin arka planında ne var?
altyapısında 20, 30, 40 sene, 50 senelik Risale-i Nur'un neşrettiği iman hakikatleri var. Bak bunlar manen zulümatı dağıtmış, inkar fikirlerini ne yapmış? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası gibi diyor. Asa-i Musa, değil mi? O sihir şeyinde biliyorsunuz Kur'an'da var ya, buyurun beyler diyor o sihircilere, değil mi? Siz önce diyor sihirlerinizi ortaya atın. Hatırladınız? Kur'an'ı yani. Buyurun diyor, önce siz bir hünerinizi gösterin. Neyiniz varsa bir dökün ortaya. Onlar kendi sihirlerini gösterdikten sonra Rabbimiz Hazreti Musa'ya emretmiş, asanı bir yere bırak. O bırakınca diyor, ejderha oldu ve bütün onların diyor sihirlerini yuttu diyor. İşte Asa-i Musa mecmuası onun gibi vazife gördü diyor. Elhamdülillah yani. Öyle değil mi? Bunu da böyle yad edelim kardeşler. Bizler dünyaya gelmeden bu iş tamam olmuş. Yani işin birinci kısmı tamam. Şimdi biz sefaat kısmına düştük yani. Allah şey yapsın yani hepimize irade, iktidar, metanet, sabır versin inşallah. Evet. Bu birinci kısımla alakalı bu kadar kafi diyelim. Yani demek ki Rabbimizi tarif eden bir yüzü varmış. Bu yüz nefrete değil aşka layıkmış. Ne kadar tetkik tefekkür etsek azdır. Değil mi? Hayat-ı bakiye baktığı için hem de Kur'an ayetlerinden geldiği için terakkiye son yok dermiş üstadımız. Yani yüksel yükselebildiğin kadar yani marifetullah'ta terakki et. Hatırlar mısınız? 33. sözün en sonunda Pencereler Risalesi'nden pencere bir ihtar çekiyor. Yani terakkiye son yoktur şeyi için bunu açıyorum. 33 pencerenin neden bahsettiğini hepiniz bilirsiniz değil mi? Yani 33. söz deyince Ummen Risale-i Nur'u okuyan herkes bilir ki her birisi marifetullah'a bir pencere açıyor değil mi? Rabbimizin tanınması yani tefekkür için zerreden başlıyor. Güneş bir penceredir, ay bir penceredir, dağlar bir penceredir, nehirler bir penceredir. Yani bir pencereden bakınca dağları gör, nehirleri gör. Yani Kur'an'ın şeyiyle projektör gibi her bir değil mi mevcudatın parçası üzerinde vahdaniyetin delillerini değil mi? Anlattıktan sonra bir ihtar çekiyor. Bakın arkadaşlar, kardeşler. Diyor ki bu 33 pencereli olan 33. mektup imanı olmayanı inşallah imana getirir. Bak Pencereler Risalesi'nin sonunda bunu söylüyor yani. İman, imana getirir diyor. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavi ve taklidi olanın imanını tahkiki yapar. İmanı tahkiki olanın İmanını genişlendirir. İmanı geniş olana, geniş olana bütün kemalat-ı hakikenin medarı olan marifetullah'ta terakkiyat verir. Yani Allah'ı tanımanın nihayeti yok ki. İsim ve sıfatları sonsuz olduğuna göre tecelliyatı da sonsuz. O zaman tefekkürü de ona göre değil mi? Sonsuzluğa gidecek yani. Demek ki ucu yok, ucu açık yani. Yani ebede kadar, sonsuza kadar değil mi? Rabbimizi tanıma keyfiyetimiz ne yapacak? Artarak devam edecek. Ama aslını burada öğreneceğiz. Fakat yakinimizde bir değişiklik olmayacak anlaşılan ama hayretimiz artacak. Öyle değil mi? Artmaz mı sizin hayretiniz? Soruyorum yani. Evet bir Allah'a inanıyoruz da yani cenneti görünce ahiret alemi şimdi inandığımız ne varsa ilmel yakin inanıyoruz ya. Değil mi? Kabirden sonraki her gelişmeyi ilmel yakin inanıyoruz. Ama yarın baş gördükçe göreceğiz yani. Mahşere toplanacağız. Mizana çekileceğiz. Sırattan geçirileceğiz vesaire yani. Ne varsa yolumuzun üzerinde. Bütün bu inandığımız değerleri yüzleştikçe, göz göze yani bizzat yaşa içine girdikçe hayretimiz artacak herhalde. Onun için dikkat ederseniz bir cümle söylüyor Risale-i Nur'da. Hafız Ali diyor meyve risalesini kemali aşkla ve şevkle yazarken vefat etmiş. İlmel yakın aldığı bu dersini aynel yakın belki hakkal yakın mertebesine terakki etmek için cesedini kabre bıraktı, meleklerle beraber seyrana gitti diyor. Uçuşa geçmek orada olacakmış ya. Değil mi? Elhamdülillah. Ağırlıklarını kabre bırak. Değil mi? Ruh kayıtsızdır diyor inşallah. Bir yıldızdan bir yıldıza demiş inşallah seyran edeceğiz yani tarzında. Eğer tabii kayıtlı ve kelepçeli olarak gitmezsek yani. Yani tabii. Onun için diyor bir pencere bana kafi geldi yeter diyemezsin. Çok manidar bir şey bak. Ne diyor? Yani marifetullah'ta yani dünyanın parçalarına yani sayım döküm yapmak veya orada tefekkür de diyor. Yani
bir pencere bana kafi geldi yeter diyemezsin. Çünkü senin aklına kanaat geldiyse kalbin de hissesini ister, aklın da hissesini ister, ruhun da hissesini ister. Hatta hayal de onurdan hissesini isteyecek. Öyleyse her bir pencerenin ayrı ayrı faydaları var diyor. Her bir pencerenin demek ki her birisi ayrı bir neymiş? Bizi marifetullah'ta terakki ettiren. Evet, bu birinci yüzü. İkinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır, cennetin mezrasıdır, rahmetin mezeresidir. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire değil, muhabbete layıktır. Peygamberimiz tavsif etmiş aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Dünya mezratun ahiret. Dünya ahiretin tarlasıymış. E tarlan belli bir şey. Senin ekip biçtiğin bir yer. Değil mi? Kazandığın bir dükkanın. Yani alışveriş yaptığın diyor bir ticarethanen. Yani bu manada düşünürsek öyle değil mi? Dünyanın bu yüzü de yani cenneti burada kazanıyorsun. Burada mahsul buradan gidiyor. Çekim burada yapılıyor. Öyle değil mi? İşin aslı burada. Esas yani ekim burada. İnsan dünya toprağı altında ekiliyor. Alemi ve kadar sümbürlenecek diyor usta. Çok latif bir tabir değil mi? Dünya toprağı altında ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşlar şu anda duyduk duymadık demeyin. Dünya toprağının altındaymışız. Biliyorsunuz toprağın altına koyduğun tohumlar bir miktar yedek besin deposuyla üzerine çıkınca kadar orada idare ediyor yani. Biliyorsunuz değil mi? Gördünüz mü? Mesela fasulyeyi hayalinize getireyim şimdi. Fasulyenin böbrek iki tane şeyi var biliyorsunuz sapına takılı. O böyle toprağın üstüne çıkınca kadar bundan idare et diyor yani. Çıktıktan sonra esas güneşten alacağını alacaksın diyor yani. Onun için şimdi bu dünyadan istifademiz var ya, işte öyle bir şeymiş yani arkadaşlar. Bunu duyduk duymaya bir yere not edin yani. Yani buna fit olmuyorum Allah aşkına. Değil mi? Bunun asıllarına talip ve müşteri olmak diyor. Yani hemen görünce yani yumulan şey yok yani. Yani tamam tepeleyip de gitmeyelim fakat bundan ibareti zannetmeyelim. Bir kahvaltı diyor üstad ya. Bu kadar kıymet mi? Ona göre kıymet verelim yani. Her bir şeyin kıymeti ona göre. O zaman ne dünya ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne yapmasın diyor. Ne de kaybettiğine mahsul olmaz. Zira dünya ne diyor? Durmuyor. Bir başka dersi ne diyor? Yani çabuk diyor davranmak lazım. Elimizi çabuk tutmak lazım. Bu yani madem ekip biçme yeridir, öyle değil mi? Yani o zaman biz bir gecede konmak ve göçmek için bir han olduğuna göre, değil mi? Yol üzerinde bir pazar olduğuna göre, pazarda alışverişini tam yap diyor. Ömür dakikalarını iyi kullan diyor. Bunlar sana dönecek diyor. Yani ekimini düzgün yap diyor. Havaya mermi sıkma diyor yani. Havaya gereksiz konuşmaktan tut. Değil mi? Yani her şey buna dahildir yani. Yani insan böyle boşta ikide bir yumruk atar mısın yani? Kolun yorulur. Konuşmak da onun gibidir. Bakmak da onun gibidir. Yani manası bakma diyor. Yani manidar bak. Mütefennim bir nazır olsun gözün. Yani her bir ağzınla bu ticareti doğru düzgün yapmak adına değil mi? Bize bir kredi tanımış. Mesela bir üstadımız bu cümleden olarak diyor ki ömür dakikaları insana avdet eder diyor. Ne yaparmış ömür dakikaları? Dönüş olacak. Yani çekim var. Sonra ya gafletle muzlum olarak dönecek. Zulmetli. Kilim boş çıkıyor. Veya aleyhimize çıkacak. Veya hasenat-ı muziya suretinde ne yapacak? Hasenat-ı muziya ziya veren bir nur kandil gibi olacak. Ömür dakikaların tohumlar ve çekirdekler gibi olacak diyor. Zahiren fena bulur, çürür ama alem bekada sümbürlenir diyor. Bak buradaki diyor dakikalar tohumlar gibi. Ekim yapıyorsun, ekim deyince tohum. Tohum yani model alıp buradan gidiyor yani. Onun için üstad, yani sağlam tutmak lazım. Yani değil mi bak herhalde yaşı sonuna gelenler biraz da telaşa düşüyor değil mi? Biz onun için mi panikliyoruz acaba yani ben yani bazen böyle bir şeye giriyorum. Yani birden beri bakıyorum Allah Allah 58-59 yaşına gelmişim ne olacaksın? Yani kredim azaldı veya elimde zaten senet yok yani yarın çıkacağımı bilemiyorum. O zaman hakiki ömrümün bulunduğum gün bilmem lazım diyor yani. Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil ama aması var üçüncüye de onu dahil ediyor yani işte dünyanın bir de kadar yüzü var onu da üçe almış değil mi? Yani bu çok mühim mesele kardeşim. Ya. Evet üstadımız. Çok acayip kullanmış değil mi dakikalarını, acayip nazarını, gözünü, nasıl bir irade ya, nasıl bir azim,
Yani şu, acayip yani. Öyle demiş Abdülmecid abi ya. Yani uyumak için yani çekildim, yattığım zaman bile hayalime bir şey gelmiyor demiş. Bırak gözünü zaten sahip olmuş, hayalime bir şey gelmiyor demiş. Nasıl acayip, yüksek bir şey değil mi irade? Ömür billah bu azim ve iradeyle yaşamış. Ama Allah da ona göre değil mi ecir ve ücretini daha dünyada vermeye başlamış yani bu değil mi? Onun için biz de hepimiz mukatil olacağız. Resul malimiz diyor, Resul malimiz. Yani taşıdığımız emanetler değil mi? Bunlar bizim şeyimiz. Cenab-ı Hak cümlemizi bu ikinci yüzünde yani iki piçenlerden eylesin kardeş. Bu cümleden olarak bir iki yerinden okuyayım. Kur'an'ın bir beyanı var 17. sözde. Kur'an'ı dinleyen insana. Bu ikinci yüzle alakalı diye düşündüm bir iki cümle okuyayım. Dünya bir kitab-ı semedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak git. Hem bir mezradır. Dikkat edersen tertip de oradaki manaya şey olarak, değil mi? Sıralamaya uygun gidiyor. Hem bir mezradır. Ek ve mahsulünü al. Muhafaza et, muzahrafatını at. Ehemmiyet verme yani. Yani... Hem birbiri arkasında daim gelen geçen ayneler mecmasıdır. Öyleyse onlar da tecelli eden bil, envarını gör. Onlar da tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev. Ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Hem seyyar bir ticaretgâhtır bu dünya. Öyleyse alışverişini yap. Gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma. Hem muvakkat bir seyrangâhtır. Öyleyse nazarı ibretle bak. Nazarı ibretle bak. Ve senden nazarı ibretle bak. Ve zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemili bakiye bakan gizli güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzül yap. Ve dön ve o güzel manzaraları iraden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla ah kızı çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesinde ye iç şükret ve kanun dairesinde işle hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Her zekârâne fuzuli bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma. Ve geçici işlerle bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlerle dünyanın iç yüzündeki esrarı, dünyanın iç yüzündeki esrarı bak. Sevdirir, gösterip dünyadan müfarakatı, ayrılmayı gayet hafifleştirir. Belki hüşyar olanlara sevdirir ve rahmetin her şeyde bir izi olduğunu, bir bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an bu beş veçe işaret ediyor diyor. Bak bunlar hep okuduğumuz şeyler neymiş? Kur'an ayetlerinden süzülmüş. Nerede ayet deme yani? Bunlar hepsi neymiş? Kur'an ayetlerinin nücumlarından inmiş ve yağmış. Bak sağmış bunları yani değil mi? Arkasında nice ayetler demek var ki. Bak Kur'an bu beş veçe işaret ediyor diyor. Bu okuduğumuz cihetleri Kur'an böyle ne yapıyormuş? Böyle serberek bize ders vermiş. Evet. Yani bu dünyanın bu ciheti inşallah bir ticarethanedir Cenab-ı Hak. Birlikte ticaret yapıyoruz. Biz inşallah şirket usulü çalıştığımız için Allah'ın izniyle karımız da borsa değeri bayağı yüksek değil mi? Yani tutulmuş. Şimdi Risale-i Nur'a intisap pek pahalı düştü diyor. Risale-i Nur'a intisap pek pahalı düştü diyor. Yani onun için değil mi? Karımız bir değil bindir inşallah diyor yani. İnşallah. Bunların şeylerini anlatıyor. Yani bir de böyle ticaret yapma usulü var biliyorsunuz. Tek başına çalışınca adam üç iğne yapabilmiş değil mi? Müşterek çalışmışlar. Kaç iğne yapmış fert başına? Taksim etmişler o sanatın semeresini. Kaç iğne düşmüş? 300 iğne düşmüş. Bu kadar suistimal olduğu halde diyor şirketlerde. Yine diyor ne olursa olsun böyle azim kârlar neticeler verirse uhrevi ve nurani ve tecezzi etmeden parçalara ayrılmadan ve misliyle mi sevaba malik olmak nasıl azim bir kâr olduğunu düşün diyor. Nasıl azim bir kâr? Adamın acayip eder yani. Değil mi yani?
Yani neticeleri perde açılsa bir görebilsek inşallah yani. Bütün yekün diyor bak, yekünün bir misline sahip olmak. Böyle bir ticaret yolunda bize nasip etmiş Allah. İnşallah Cenab-ı Hak hakiki Risale-i Nur'a intisap ve talebelik şerefiyle bizleri dünyadan ahirete alsın inşallah. Üçüncü yüzü insanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan yüzdür. Ehli dünyanın melabey hevesatı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, zahildir, elemlidir, aldatır. İşte hadiste varid olan tahkir ve helakatin ettiği nefret bu yüzdedir. Gördün mü? Bak Risale-i Nur ne yaptı? Her şey yerli yerine koydu. Hiç haksızlık yaptırmıyor değil mi? Bak o zaman haksızlık olurdu yani. Bir tarafını bir tut, öbür tarafını görme yani, olmaz o zaman yani. Bak ne yaptı? Görülecek tarafını da gösterdi. Ha bunlar, bunlar, bu taraf, bu taraf. Bak dedi buradan yani alacağını al, kârını yap. Ama üçüncü bir yüzü var. O da diyor fenadır, fanidir, uyutucudur, aldatır. Laibun ve lehvin diyor Kur'an, metalı gurur diyor. Değil mi? Kur'an'da var mı demişsin mi kardeşim? Ne diyor? O ayetleri okusana. Metal gurur, laibun ve lehvin. Yani metaul gurur. Laibun ve lehvin. Zaten burada söyledi. Uyutucudur, aldatır, oyuncak yeridir. Oyun. Büyük makamlarda oturanlar da diyor küçük çocuklar gibi diyor oyunlara diyor dalmışlar diyor üstad. Allah Allah, büyük makamlarda oturanlar. Kelli felli yani sinnen, cismeten, rütbeten koca koca adamlar bilmem nelerin peşine düşüyorlar. Görüyorsunuz ya. Ya dünya onun için mi kurulmuş ya Allah aşkına yani. Hakikaten yani. Değil mi? Yani ne kadar abes düşüyor arkadaşlar. Hakikat noktasında. Mesele onu buna dile dolamak değil. Yani işin bir gerçeğine insan şöyle kalbiyle, esas ruhuyla bir baktığı var ya ne kadar manasız ve lüzumsuz olduğunu. Oraya o kadar hissiyatın sarf edilmesinin ne kadar bataklığa suyu çevirmek olduğunu bir anlayabilse var ya. O su bir bataklığa akıyor. O ceryan bir de nereye gidiyor bak diyor. O bir ceryandır. O bir şeydir yani. Nasıl sen oraları akıtırsın? Yani hissiyatın şiddetini dünyaya sarf etmemek lazım diyor. 9. hakikatte bunu anlatıyor değil mi arkadaşlar? Hatırlayalım. Pardon 9. mektupta değil mi? İnsanda çeşitli hissiyatlar var diyor. Mesela merak, mesela endişe, istikbal, mesela inat, mesela dünyayı sevme hissi. Yani bunlar diyor var. Bunlar yok diyemezsin. Bunlar potansiyel olarak var insanda. Ama bunların yüzlerini ne yapmak lazım diyor? Hayırlı mecralara çevirmek lazım. Yani suyun yönünü çevirmek. Bu kadar. Bize irademize ait olan kısmı bu. Ve bu hissiyatın şiddetlisini ve zayıfı ukreviye. Neye? Şiddetlisini ve zayıfı ukreviye. Hafiflerini dünya uğruna çevirmek lazım. Bak tam değişmiş durum. Ve hatta dünya o kadar cazibedar olmuş ki, o kadar diyor beşeriyet ruhundan dünyaya pencereler çok açıldığı için diyor kapatamıyor insanlar yani. Hem de ihtiyaç 4'ten 20'ye belki 100'e çıktığı için insanda da diyor böyle görenek belası vesaire diyor şeyler oldu. Tiryakilik, medeniyet fantazileri güzelce geçirmek iştahası. Bunlar da işi diyor tetikliyor, kamçılıyor yani. O zaman diyor bu asır ehli imana, bunu yad edecek Allah razı olsun şey yapalım kardeşler. Bu asır, hiçbir asır bu asır kadar dünya insanlığın emrine girmemiş bu kadar. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Dünya hiçbir zaman bu zaman kadar insanlığın istifadesine sunulmamış. Bütün hazinelerini boşaltıyor. Çünkü insanlık ya öyle ya böyle ya kaybedecek tam ya da tam kazanacak yani. Bu sonunda en son yani ne varsa dökülüyor yani. İşte bu çok aldatıyor insanları diyor. Ve onun için üstadımız emin olsaydım kardeşler şu Kastamonu layıkasında siz de sayabilirsiniz. Ben o gün saydım. Yestahi bunel hayata dünya alel ahire ayetini üstad çokça mevzu ediyor Kur'an'dan. Bu ayet doğrudan veya dolayısıyla bu kitapta 8 yerde mevzu bahis ediliyor. Bakın 8 yerde mevzu bahis ediliyor. Ve 8 bak yani sadece şu kitapta diyor ki bu asır yani bu Kur'an bütün asırlara hitap eder ama hususan yani mürşitler ne yapar önce yani en çok böyle her bir ayetin bir makamı var ya bu ayetin makamı muhatabı daha çok bu asır diyor yani
dünyayı ahirete bilerek ve severek bu asır tercih etme gibi belaya düşmüştür. Yani elması elmas bildiği halde, bak eski zamanlar böyle bilmiyordu diyor. Camı yani dünya ve mal gibi ona tercih etmek bu asrın bir belası diyor. Bir musibetidir diyor ya. Gaddar, vebalı asır diyor. Bak böyle cihetlerini söylüyor kardeşim. Yani dünyayı tamam demin toz pembe gösterdik ama bak dünyanın böyle bir tarafı da var diyor. Mesela bir cümle okuyayım bakın kardeşim. Diyor ki bu asrın bir hassası şudur ki bu asrın bak bu asrın bir hassas bir özelliği şudur ki ya ne hayatı dünyeviyeyi hayatı bakiyeye bilerek ve severek tercih ettiriyor. Ne yapıyormuş? Bilerek ve severek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki bana diyor hatırlatıldı ihtar. Nasıl bir uzvu insani hastalansa yaralansa sair ağza vazifelerini bu kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de hırsı hayat ve hıfsı. Bu esas Yahudi meşleri. Değil mi? Yahudiler Kur'an tarif ederken ne diyor? Bunlar da hırsı hayat ve kavfı memat diyor. Yani acayip yani yaradan Allah herkesin tinetini bilir. Hususen Yahudi milleti diyor üstad yani. Hırsı hayat, kavfı memat. Ölümden pek şiddetli korkmak ve mal toplama hırsı yani tarzında. Bak hırsı hayat ve hıfsı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye çok esbab ile yaralanmış sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife hakikiyelerde onları unutturmaya çalışıyor. Sahabelerle bizi mukayese ederken böyle diyor. Onların çarşısında diyor Allah'ın marziyetini anlamak için herkes kalpler ve gönüller öyle. Ama şimdi hem nasıl gibi cazibedar sefihane ve sarhoşane şaşalı bir eğlence bulunsa çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. O etkinliklere çok katılıyorlar. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim fakat meraklı bir vaziyet almış ki merak. Öyle değil mi? Yarım alnı verir diyor. Canını veriyor görmüyor musun ölümüne? O merakını tatmin etmek için. İnsanın ulvi latifelerini, kalp ve aklını nefsi envarinin arkasına düşürüp pervane gibi fitne ateşlerine düşürttürüyor. Ya devam ediyor yani. İşte böyle. Öyleyse her şeyden evvel ne yapmak lazım diyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misali ilaçlarını naşir olan Risale-i Nur dayanabilir bu şartlarda, bu durumda, bu toplum cemiyet hayatı içinde. Ve onun metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakitleri mukavemet eder. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatla ve tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimad ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Evet anlaşılan vakitte zaten şey yaptı. Ne diyor? Eyvah aldandık diyor. Hatırlar mısınız? Bir şey var ya. Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet şu güzel an hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider diyor. Bak böyle uyutucu, aldatıcı bir taraf var. Neden olduğunun çok ayrıntılarının tafsilatına giriyor. Mesela insan endam aynasıyla kaplı bir küçük bir odaya girse diyor. Dört tarafı endam aynası diyor değil mi? Ne yapar diyor? O dört tarafı ayna ya. Ne yapar diyor? O dar odasını, kendi küçük odasını bir meydan gibi geniş görür diyor. Hakikatte meydan kadar değil diyor. Bir musibetin tahrikiyle kımıldansa başını çok uzak zannettiği diyor şeye çarpacak diyor yani. Değil mi? Hani bazen böyle camlı bir yerde
Bir şey yapıyorsun, ben önce can varmış yani. Derinliği var zannediyorsun. Yani bazen ben böyle şey oluyorum yani hani böyle yani adam acayip gidiyor yani, değil mi? Onun için kardeşler yani insanın emelleri, ümitleri, mazideki hatıraları, yani mazideki hatıralar, istikbaldeki böyle işte benim de idealimdeki ne dediği şeyler vesaire. Kardeşim bunları söylemekle dünyadan eliniz yeteğinizi çekmek manası bir telkin değil diyor üstadımız. Ama dersin zaten hudutları bellidir. Bununla alakalı beyanlar ehlullah madem böyle şey yapmış, tahkir etmiş. Hadislerde değil mi var? Ayette bunu böyle dünyanın bu cihetine bu kadar şey yaptığına göre elbet üstadımız da gaddar diyor, vebalı diyor bak. Değil mi bu asır diyor böyle. Bu da demek dünyanın bu üçüncü yüzüne vurmak lazımmış ki yani. Değil mi? 12. noktada verdiğim şeyler de var biliyorsunuz yani. Onun için biri de diyor, biri de dünyanın lezzetleridir. Bu ise kısmete bağlıdır. Talebinde kalaka düşer ve sürat-ı zevali itibariyle aklı başında olan onları kalbine alıp kıymet vermez. Dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezzayizi terk etmek evladır. Osman abi sen eski kadim ve nur talebesin. Söyle bakalım. Yani lezzayizi terk etmek evladır. Hangi lezzetleri ya? Meşhur lezzetleri de sen terk ettin mi yani? İhtiyar daim diyelim. Yo demin ne dedin? Biz ihtiyarlar dedin. Yani değil mi? Şimdi tecrübe kime ait? Başından geçen, değil mi? Şey yapan. Sen nasıl hangi lezzetleri terk ediyorsun yani şimdi? Bir şey istemez. Vücutçada bile birçok şeyleri terk etmek mecburiyetinde kalıyorsun. Yani maddi yönden de birçok şeyleri terk etmek mecburiyetinde kalmıyor. Manevi olarak. Ömer abi sen ne diyorsun? Söyle. Lezzayı terk etmek evladır deyince böyle iyice var mı diyeceğim ben böyle terk ediyorum diyen bir sürü bulan da var ya. Değil mi? Tabii o bir kemalat yani nihayetinde. Güzel şey yani. Bari hiç olmasa umuma bir şey olsun. Arkadaşlar dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezzayı terk etmek evladır. Çünkü akıbetin ya saadettir. Saadet ise şu fani lezzayizin terki olur. Bari şu cihetini düşünsek ne olur yani? Mesela uykuyu kabre bırak diyor hadis. Deliksiz uyuma ne olur? Mesela yani. Yani çok lezzet, acayip yani. Yatak seni rahatsız edince alır. Dön oraya, dön buraya. Değil mi yani? Ya ne olur kalk kardeşim 5 saatmiş fıtrı uyku ya. Gidiyor bak sele gidiyor yani. Ben buradan dursam ne dersiniz? Yani ben pek fazla itiraz etmezsiniz değil mi? Yani. Mesela yani. Çünkü kuvve-i şehviyenin yemek içmek yatmaya kadar taalluk var diyor. Kuvve-i şehviyenin yemek içmek ve yatmak. Yani fazla kaçırdık. Neyi fazla kaçırıyorsan işte onlar değil mi? Fazlası yani. Demek onları bile hem şeriat dairesinde yaşamak için hem de değil mi yani bak bu dünya zaten darül hizmettir. Ücret ve lezzet ve mükafat yeri değil. Onun için ahireti dünyaya taşımak olmaz diyor üstadımız. Olmaz yani. Bu dünyanın kimyası böyle bozuk biraz. Yani diyor lezzetle elem beraber karıştırılmış yani. Değil mi? Daha karnı ağlayıp duruyor yani. Onun için yok ben cennette olacak her şey bu dünyaya taşıyacak. Geçen Antep'te birisini anlattılar. Ramazan girerken diyor niyet etti ki ben işte bilmem sahura kadar şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim, şöyle. Yani böyle ehliban birisi ama yani biraz işte meşru odası böyle lezzet peşinde gibi falan oluyor yani. Bizim Feyz abinin bir tabiri var. Bizim güneyliler diyor akşama kadar çalışır, sabaha kadar yerler. yani şimdi... Antep'te sahura katılır mı hiç? Biraz. Sahur neyse de gece 12-1'de bir sokak gösterdiler. Gece 1'de ya 1'de. Bayağı ufak bulut haline gelmiş dumanlar, ciğer dumanlar. Ne yapıyor bunlar? Bunlar işte şeymiş yani böyle içen bir canlı değil yani gececiymiş onlar yani. Böyle daha iştahları açılıyormuş gece. Böyle acayip şey yani. 12'de 1'de ne yapacağız şey yapmış. Peki bu acayip baharatlarla, o dehşetli böyle şeylerle yani. Peki ne yapacak bu yani? Taş gibi oluyor burada. Mecburen onun üzerine kuvvetli şey yapınca gidip hemen birden bir yerde sızıp kalacak yani. Yani. Öyle bir Urfa'da karşılaştık da dedim ne yapıyorsunuz? Ciğer yiyorlar sahurdan.
Vallahi dedi abi öyle hazırlık yapıyoruz. Ya sahur tamam. Yani bu dediğim yani, yani anlaşılıyor değil mi? Yani ben kusura bakma yani ben en hafif ve biraz da latifeli kısmını şey yaptım yani yoksa herkes neyin nereye ne olduğunu bilir. Yani biz hakikaten bir yolcu gibi yaşamalıyız. Bu kadarın hiç olması vicdanım biliyor. Ve üstadım böyle yaşamış. Bu kitap sayfalarında kalmamış bu yazılanlar. Yaşayan birisi hiç olmasa model olmuş bize. Asr-ı saadeti asrımıza taşımış. Böyle bir canlı model var yani öyle mi? 4-5 saat her gece sabaha kadar inlemiş. Elhamdülillah bu bir hikaye değil. Bu bir hayat tarzıdır. Düşmanları bile evet Said Nursi İlhami Soysal'ı göndermişler de böyle en dehşetli bir zaman atmıştı şeyi. Said Nursi'yi diyor idealist bir davadan gördüm diyor. Herkesin meftun olduğu kadındır, paradır, bilmem nedir yok aleminde diyor. Böyle acayip bir şey. Yani mesela yani anlaşılıyor yani böyle elhamdülillah. Kemalat olur ki diyor. Heh, düşmanları da bunu tasdik etsin. Üstad bir gün öyle demiş. Bayram abi sizin nefsi envareniz bana itiraza demiş yelten yani şey yapsa Allah'ın izniyle demiş bende itiraz edecek bir mecal bulamayacak yani bir açık kapı bulamayacaksınız. Çünkü Rabbim beni hıfzediyor demiş. Çok. Bütün hayatı boyu. İnsan onun bunun yanında bir şeyler yap. Hayır. Bütün hayatının bütün safhalarında. Haramdan uzak durmaktan tut her şeyine değil mi? Her, değil mi yani? Yani iktisatçılığını anlatırken Ali Ulu Kurucu hatırlarsınız. Üstadın diyor yüksek iktisatçılığını sadece yemek içmeye hasretmek olmaz diyor. Nefis, nefes, ömür ve hissiyat ve hepsini diyor. Öyle dikkatli kullanmış ki diyor. İlahi. İnşallah. Bizler de Cenab-ı Hak Allah razı olsun bahanemizde yok. Asr-ı saadeti hayatıyla yaşayan hakikaten canlı bir model içimizde ve başımızda Allah'a hamdolsun. Değil mi? Büyük ahir zamanın büyük müceddidi Mehdi'si ünvanıyla bak arzende mi diyor. Ve ne varsa Risale-i Nur'a da yazmış göndermiş ve bırakmış. Ve onun bunun kulağına fısıldayıp gitmemiş. Bende ne varsa Risale-i Nur'a geçti diyor. Değil mi? Ama bütün bu fısıldadıklar da şahitlik yapıyor. Doğru ayrı. Şahit deyip geçme kardeşim yani. Değil mi? Yani bir hadisi birisi rivayet etse onun adı oluyor ne olur? Hem de makbul birisinden şey yapmışsa o hadis oluyor. İşte üstattan öyle haberler duyduk ki herkes hepsinin kulağına haberiniz olsun ben buyum demiş. Evet. Ölüm ve idam intisarında bulunan bir adam sehpanın tezyin ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Dünyasının akıbetini küfür saygısını adem mutlak olduğunu adam da içinde terk ile zayiz evladır. İki dakikam var yani ona da işte dünya madem fanidir sıkıştırayım. Üzerlerinizde ne mi lazım yani öyle değil mi yani şeyimizi tam kullanalım yani madem öyle zaten bir daha ömür var yok bilemeyiz yani değil mi dünya madem fanidir hem madem ömür kısadır hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur hem ne diyor hayatı ebediye burada kazanılacaktır hem söyle ya var açınca kadar şey olsun buyur. Şu an ezberinde tabii de. Olsun kardeşim bak. Mesele böyle papağan gibi nakletmek manasında değil. Bak bazı şey. Bugün ben dün bir levha yaptırdım. Niye üstadım o nokta ittiba edeyim diye. Verdim parasını emin ol. Yani başımın üzerinde talih ettim astım diyor ya. Her sabah ve akşam ona bakarım dersimi alırım diyor. Cidden böyle bir geçen sene Kuralkan bir takmış yapmıştı. Düşman istersen nefis yeter hani var ya dost istersen Allah yeter. Gerçekten yani dün camcıya gittim hasreten onu güzel bir levha şeklinde yaptırdım. Başım üzerine asayım dedim. O noktada üstadıma ittiba edeyim dedim yani. Madem öyle yani Said Nursi olarak bak ne yapmış? Başının üzerine onu asmış. Her sabah ve akşam bakar ve dersini alırmış. Sen ben hepimiz için bir mesaj. Demek ki yani ben sen öyle çeki yani Said Nursi astığına göre senin benim ne yapmamız lazım? Haydi haydi asmamız lazım yani. Onun için o namı o niyetle kardeşim bazen bazı unuttuğumuz şeyleri sık sık hatırlamak için ders okuyalım. 20. mektubu mesela kardeşim. Mesela zaman zaman akşam sabah okusan ne olur? Akşam sabah zaten 11 kere o la ilahe söylüyorsun. Değil mi lafzını? Manasını da oku ne olur? Yani bunaldın sıkıldın veya bilmem ne yaptın.
11. şey nedir? 20. mektubun biraz 11 kelimesini bence Kur'an'dan Yasin okuduğumuz gibi, ya Amme'yi daha çok okuduğumuz gibi, Felak, Nas, yani Kulhuvallah gibi. Hani Kur'an, hepsi Kur'an ama bazı sureleri daha çok okuyoruz değil mi? Risale-i Nur'dan da hepimizin demek ki virt haline getirmemiz lazım gelen dersler var arkadaşlar. Bunu başucu kitabımız olarak kabul edelim. Kur'an'la beraber mutlaka onda her namazdan sonra evinde, her nerede olursa olsun, iş yerinde. Yani namazdan sonra 5 dakikayı okumak mesela. Yani bunları ihya etmek adına irademizi ortaya koyalım yani. Yani sadece mektep, medrese kalan talebeler olarak değil. Hepimiz. Zaten evleri medrese yapmak lazım diyor. O zaman senin yavrun da bilsin ki benim babam bu işin şey olmuş. Yani kafayı bu işe fazla takmıyor. Yani abi hiç feda etmediği bir adeti bu. Namazdan sonra mutlaka 10 dakika okur veya okutur. Varsan buyur. Yapıyorsan helal olsun. Değil mi? Yani bunlar. Onun için dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebedi burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne felak cezasız kalmayacaktır, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca teklifi mala yutak yoktur, hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın. Dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat ebediyesini hayatı dünyevi için bozmasın. Hayatı ebediyesini hayatı dünyevi için bozmasın. Maleyani şeyler de ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet ebediye girsin. Yazıyoruz üstüne. Allah'ın dediği olur. Ya hakikaten yazdığın gibi yaşıyorum. Yani değil mi? Herkes o güzel o cümleleri yazıyoruz değil mi? Allah'ın dediği olur. Ama ben geldiğim bildiğim okurum. İşime gelmediği zaman hemen değil mi? Tevil yaparım, tabir yaparım. Yorum yaparım vesaire böyle. Ne yap? Avukat gibi kendimi müdafaa ederim. Değil mi? Yani taksirattan taksis ederim. Kusuru da katiyen kendimi almam. Zaten nefsi muhtezası da budur diyor yani. Haşiye bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Merakı değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Çok sıkıştırınca diyor ki ben zaten cehennemin esferi sahibine sizi teslim etmekle intikam alıyorum. Dünyada böyle bu işlerle uğraşmama gerek yok diyor. Çok kısa da. Yakında görüşeceğiz mahkeme-i kübrada diyor. Cehennem ve sakar size yeter diyor. Değil mi? Ben de hasbunallah ve nimel vekil diyorum. Değil mi? Vekili hakiki Allah. Ona istinad ediyorum, iltica ediyorum diyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimin hakim. Bilal.